Yavaş çek. Dünya şampiyonasında yine dünya şampiyonu olduk takımda. Yani mükemmel duygular. Hatta orada bazı videolarımız var. Böyle artık böyle çıldırmışız. Hep onları söylüyorlar, onları hatırlatıyorlar. Tabii ki bunların hepsi emeğinizin karşılığı olarak geri dönüyor. Yine dediğim gibi tek başınıza değilsiniz. Orada tek başıma olsam da arkada kocaman bir ekip var. Yani onların gözlerinde o gururu gördükçe daha da azmediyorsunuz, daha da çalışmaya devam ediyorum. Daha sonrasında yine tekrar bir kamp süreçlerimiz oldu. Tabii ki yine hani yarışma formatında ilerliyoruz. İşte hem antrenman yapıyoruz, ertesi gün işte yarışma ortamı hep böyle hazırlanıyor, takım yarışı atıyoruz falan. Bayağı böyle hani yarışma ortamındaymışız gibi hissediyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda hep çok istediğim 3 madalya sahip oldum. Çok fazla istiyordum. Çünkü bizim klasmanımızda 3 klasman var. Ve 3 klasmanda da madalya almayı gerçekten çok fazla istiyordum. Bu Avrupa Şampiyonası'nda bireyselde ikincilik, mix takımda üçüncülük ve takımda altın madalya, tüm renkleri toplayıp geldim. Tabii ki biz bir aydır hiç eve uğramadık. Hem kamp süreçlerimiz oldu, yarışma süreçlerimiz oldu ve şu anda Konya İslam Oyunları'ndayız. 5. İslam Oyunları'ndayız. Ben bu haberi aldığımda yarışmadaydım. Hangi haberi? İtalya'daydım. Yani sporcu yeminini sen okuyacaksın dediklerinde İtalya'da yarışmadaydım. Dedim ki Allah'ım, yani gerçekten bana bunu nasip ettiğin için çok teşekkür ederim. Çünkü bir sporcu için çok önemli bir şey bu. Ve benimle birlikte tüm sporculara örnek olmak diye bir durum var. Ben bu işi hakkımla yapıyorum ki şükürler olsun. Bu insanlara gönülden, yürekten ve tüm inancımla yemin ettiğimi, and içtiğimi onlara da gösterdim ve onlarla birlikte bu yola baş koyduk. Hislerimiz? Bu yani galiba hani böyle şey dedim ben, hatta orada altın maçına çıkmış gibiyim. Nabzım böyle artık 160'lara falan çıkıyor. Tabii artık o heyecanlara alıştık ama oradaki duygu, dedim ki inşallah ağlamam. ben böyle çok duygusalım. Ama orada binlerce insanın içinde, o kadar devlet insanın içinde, yani bu şerefe nail olmak benim için çok büyük gururdu. Yaşında spora başladım ben. Kaza geçirmem önce tekvandocuydum profesyonel olarak. 2014 yılında bir kaza geçirdim ve paraplejik olarak hayatıma devam ediyorum. Ama tabii spor hep hayatımda olduğu için tekrar spora başladım. Ve şükür olsun ki milli forma nasip oldu. 2018'den beri milli formayla hayatıma devam ediyorum. Ülkemi gururlandırmaya devam ediyorum. Yani Tokyo'nun benim için yeri çok fazla ayrı. Çünkü ilk hani olimpiyatımda, paralimpik oyunlarımda daha doğrusu. Hatta ben kotayı doğum günümde aldım. Doğum günümde kotayı alıp öyle olimpiyatlara gitmiştim. Orada Mick Session Bülent Korkmaz ile önce olimpiyat rekoru kırdık. Daha sonra da gümüş madalya sahibi olduk. Yani inanılmaz bir duyguydu. Tüm dünyanın orada sizi izlemesi, buna şahit olması ve emeğinizin karşılığını almak mükemmel bir duygu. Umarım tekrar nasip olur. Bu sefer altın. Your
completing the qualification round. Okay, it's fine. Mister! Mister!